Gerçekleştireceğiz. Önümüze çıksan ya önümüze girmeseniz. Orada mı yapacaksınız başlıyorsunuz? Orada. Tamam. Arkadaşlar, kısa bir açıklamadan sonra basın açıklamasına geçeceğiz. Bir arkadaş bunları tutarsa ben listeyi okumak istiyorum. Federasyon başkanı, 3 federasyon başkanı arkadaşlarımız da gelsin. Şöyle biraz geriz. Abi şu basın ben, şöyle çıksın. Biz arkadaşımız basın. Değerli kurum temsilcileri, bugünkü basın açıklamamız sadece kurum temsilcileri düzeyinde olduğu için göremiyoruz. Kitlesel bir basın açıklamasını kurum temsilcileri düzeyinde. Öncelikle bu basın açıklamasına katılan basına çok teşekkür ediyoruz. Bu önemli konuda bizim sesimiz olacaklar. Bugün burada olmamızın nedeni bildiğiniz gibi 20 yıllık derneklerimizin, vakıflarımızın inatsal vermiş olduğu mücadele sonucunda cemevlerimizin ibadethane hala mevcut iktidar tarafından kabul edilmemesine rağmen Avrupa İnsan Hakları'na Cem Vakfı'nın açmış olduğu mahkeme sonucunda cemevlerimizin ibadethane olması kabul edilmiştir. Bunun akabinde Türkiye'deki Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeleri ve HDP'nin belediyeleri cem evlerini resmi statü olarak kabul edip giderlerinin belediye bütçesinden onaylanmasını kabul ettiler. Maltepe Belediye'mizin meclisinin açmış olduğu karara Maltepe Kaymakamı yargıya taşımıştır. Bizim burada muhatabımız sadece Maltepe Kaymakamı değil, bir zihniyetin ürünüdür. Ama burada Maltepe Kaymakamı nezdinde kınayacağız ki bir daha. Çünkü devletin temsilcisi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin altına devlet imza koymuştur. Bunu uygulamıyorlar. Onun için bugün bu protestomuzu birlikte gerçekleştiriyoruz. Şimdi bu protestoya hani buradan basın aracılığıyla duyurmak istiyoruz. Biz hakkımızı istediğimizde bu Aleviler bir değil ki hakkını verelim diyen yetkililere sesleniyoruz. Biz konu Alevilik olduğunda, konu İranç olduğunda, konu Cemal olduğunda hepimiz buradayız. Bakın bu açıklamaya imza koyan, gelemeyip imzasını koyan kurumlarımız, Alevi Vakıflar Federasyonu, Alevi Dernekler Federasyonu, Alevi Bektaşi Federasyonu, Çam Vakfı, Garip Dede Dergahı, Alevi Kültür Dernekleri, Hacı Bektaş Vakfı Ok Meydanı Şubesi. Arkadaşlar bu saydığımız kurumların Türkiye'de en az 60'ar 70'er tane şubeleri var. Karacaahmet Dergahı, Şakkulu Dergahı, Evikrova Dergahı, Sücahattin Veli Dergahı, Kartal Cemevi Vakfı, Kayseri Hacı Bektaş Veli Kültür ve Araştırma Vakfı, Kayseri Hacı Bektaş Kültür Dergahı, Eskişehir Hacı Bektaş Veli Kültür Vakfı, Anadolu Bilim Kültür Vakfı, Tuzla Haydar Ağa'nın Hakel Vakfı, Nurtepe Cemevi, Erenler Eğitim Kültür Vakfı, Arnavutköy Cemevi, Anadolu Kültür'ün Araştırma Vakfı, Uğur Mumcu Cemevi, Derince İmam Hüseyin Cemevi, Habibler Cemevi, Sarı Gazi Cemevi, Şah Hatayi Cemevi, Bağcılar Cemevi, İstanbul Cemevi, Eskişehir Eğitim Kültür Derneği, İzmir Canbir Canan Cemevi, Pınarbaşı Canlar Cemevi, İdeni Cemevi, Martebe Cemevi Yaptırma Derneği, Esenler Cemevi, Sultan Gazi Cemevi, Aziz Baba Cemevi Sultan Beyli, Karaağaç Dergahı, Martebe Cem Vakfı. Evet, hepimiz inancımıza sahip çıkmak için buradayız. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Gazi Cemevi Vakfı. Yazdığımız halde tekrar hatırlattık. Evet, Gazi Cemevi Vakfı'da dedemiz de burada. Sayın Federasyon Başkanları Rıza Eroğlu arkadaşımız, yine Alevi Bektaşi Federasyonu'nu temsilen Ali Öcan Bey, Hacı Bektaş Vakfı'nı temsilen Zeynep Şahan, büyük şubeli kurumlarımız, Cem Vakfı'nın şube başkanları aramızda. Yani bütün kurumlarımız burada. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Garip'te de hepsi burada. Arkadaşlar şimdi asıl amaç burada bir soruna el atmak. Unuttuğumuz kurumlar varsa peşinen özür diliyoruz. Şimdi basın açıklamamızı bütün kurumlarımız adına Alevi Vakıflar Federasyonu Genel Başkanı Remzi Akbulut sizlere okuyacak. Çok değerli basın, sevgili kurum başkanı, değerli canlar. Bugün burada toplanmamızın amacı bir zihniyet meselesidir. Bilindiği gibi Cemevleri ayım kararlarına istinaden bir takım belediyelerce ibadet yeri olarak kabul edilmişti. Buna istinaden yaklaşık 6 aydır başbakanın da bilgisi dahilinde elektrik ve su parası ödenmiyordu. Ne yazık ki Maltepe Kaymakamımız Necip Çakmak, Maltepe Belediyesi'nin aldığı bu kararı yok saymak için konuyu Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıdı. Dava dilekçesinde kararın laiklik ilkesine aykırı olduğunu, toplumun huzurunu bozan, milli dayanışma ve adalet anlayışı zedeleyen bir kurum olarak gördüğünü beyan etmesi Alevi toplumunu son derece üzmüştür. Uluslararası mahkeme kararını tanımayan kaymakam, özellikle Alevi toplumunun yoğun yaşadığı Maltepe bölgesinde kaos yaratmakta ve uluslararası platformda Türkiye'yi zora sokmaktadır. Bu tutum Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına meydan okumaktadır. Eğer bunlar kazda mevcut hükümet var ise üye bulunduğu Avrupa Konseyi üyeliğinden vazgeçmesi gerekir. Bu yetkiyi kimden aldığını anlamakta güçlük çekiyoruz. Bu işin uluslararası arenadaki muhatabı hükümet, başbakan ve cumhurbaşkanıdır.
durup dururken kaos yaratacak bu durumu meydana getirmesi tüm Alevi toplumunun derin düşüncelere sevk etmiş ve üzmüştür. Sayın Kaymakam, mevcut iktidarın ilçe başkanı mı yoksa toplumun huzurunu, kamu düzenini sağlayan, bütün inançlara eşit mesafede olması gereken bir bakan mıdır? Burada İçişleri Bakanı ve Başbakan'a seslenmek istiyorum. Kaos yaratmak isteyen bu kaymakamı burada daha ne kadar tutacaksınız? Bu zihniyet daha ne kadar devam edecek? Bu zihniyetten vazgeçin, bu zihniyete son verin. Bu arada cemirlerimizin yasal statüye kavuşması için Cumhuriyet Halk Partili ve Halkın Demokratik Partili belediyelerine teşekkür ediyor. Ayrıca MHP'nin de cem evlerimizin ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Alevi inancına göre dizayn edilmesini parti programlara aldığı için kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Burada Rıza Başkanım ve Ali Başkanım'ın da söylemek istediği bir şeyler olabilir. Mikrofonu onlara vereyim. Dostlar, canlar, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Damanıza sahip çıktığınız için hepinizin yüreklerinden öpüyorum. Kaymakam istifa! Kaymakam istifa! Kaymakam istifa! Ben Remzi Başkan'ın bitirdiği yerden başlayayım. Gerçekten bu bir zihniyet meselesi. Şimdi zihniyet meselesi olmamışsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi cem evlerinin ibadethane olduğunu bununla ilgili karar veriyor. Ama iç hukuk özellikle hükümet itiraz ediyor. Çünkü bölerek, parçalayarak bu ülkeyi yönetmek istediği gün gibi ortada. Zaten varlığını da onun üzerine kurmuş. Onun üzerinde varlığını sürdürmeye çalışıyor. Şimdi aynı zihniyeti görüyorsunuz. Bu kez kaymakam bu ülkede her kesimin, her inancın, her mezhepte olan ya da her inançta olan insanların inançlarını daha iyi yerine getirmesi için onlara imkanlar sağlayacağı yerde tam tersine kaymakam bey bu ülkede kaos olur diyor, bu ülkede demokrasi elde gider, bu ülkede barış bozulur. Ya barış bozulursa sen insanların hakkını elinde alırsan o barışı bozarsın. Bugünkü iktidarın yaptığı gibi. Bari sen iktidarın şube başkanı, ilçe başkanı, il başkanı olma. Sen kamunun kaymakamı ol. Sen kamuna hizmet eden bir bakan ol. O nedenle bu bir zihniyet meselesi. Bizler bu zihniyet, bu anlayıştan vazgeçene kadar bu direncimizi göstereceğiz. Hepinizi bu direnç gösteriniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Sağ olun. Merhaba canlar. Biz Aleviler her yerde can ve cem oluruz. Biz Aleviler hiçbir yerde ayrışım yaratmayız. Biz Aleviler Sünni, Ermeni, Kürt, Laz, Çerkez diye ayrım yapmayız. Bu zihniyet kaymakam zihniyetinin Türkiye'yi bol parçalamıştır. Buyurun. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Bırak.